Bu arada ilçelere dönecek olursak hemen ben yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmek istiyorum. Ataşehir'de 40 yıllık emeği olan, Ataşehir'deki 40 yıllık emeği olan bir Battal İl Gezdi gerçeği var. Ataşehir'de bir marka şehir oldu sonuçta ve Battal'la isim yaptı deniliyor. 40 yıllık emeğini bir öfkeye bitirdi. Yani ben istifa ediyorum dedi ve 40 yıllık emeği olan bir partisinden ayrılma kararı aldı. Bir öfkeye bitirdi. Bir öfke miydi, birikim miydi? Bunun açıklamasını ya da yorumunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Şarkının dizesi geldi aklıma. Bir öfke mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem der ya Sezen Aksu. Aynen. Şimdi Kaya'nın şarkısı da özellikle ama o da söyledi. Oradan Bu geliyor arada aklıma. sözünüzü kesiyorum. Battal İl Gezdi'nin de sözlerini hemen VTR'de arkadaşlar hazırlarsa onu da Tamam, vermek önce onu istiyorum. Önce izleyelim. onu izleyelim Hazırsa hazırsa. izleyelim. Bildiğiniz gibi 15 yıldır güçlendiği Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkanı. Bugün itibariyle 1983 yılında SODEP'te üye olduğum ve kurduğum partiler ve Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle kısmetmiş bulunmaktayım. Tabii bunun gelişmelerini ve mazeretlerini kamuoyu, basın ve vatandaş merak ediyor. Öncelikle şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ben belediye başkanı adı olmadığım için istedim. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kıyım hareketi yapılıyor. Ben yıllardır parti kurultayla yaşadım. Deniz Baykal döneminde yaşadık. Genel başkan döneminde kurultaylar gördüm. Altan Bey döneminde kurultaylar gördüm. Ama bu partinin bu sürecindeki bu kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklenen Türkiye'de ve İstanbul'da bütün belediye başkanları tasfiye ediyor. Bunun bu arada doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. İstifanın gerekçesi budur. İkincisi, kurultayda verilen ön seçim sözlerinin hepsi rafa kalktığını buradan görüyoruz. Hiçbir yerde ön seçimle eğilim yoklaması yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti. Ben bugün sabah beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çağırdı. Benimle bir saatlik görüşme yaptı. Görüşmede kendisini Ataşehir'le ilgili sohbetlerimizde neden aday olmadığımı, olamayacağımı ifade ettiğinde kendisi anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Dedim ki Sayın Başkan, ben sizin yaptığınız anketlerin hepsinde en az şu ana kadar 6 firmayla anket yaptırdım. Bir tanesinde de Mahkum daha yeni yapmış olduğu anket %52 ile %58 arası seçimi kazanıyor. Bütün parti aday çıkarmasına rağmen. Şunu gördüm tabloda, bir samimiyetsizlik ifade ediyor. Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıyor. Bu çok açık ve netti. Mesela benim belediye başkanı olmam değil. Ben kendisine şunu söyledim. Diğer arkadaşlarla yukarıda izin yapan arkadaşlara. Ben arzu edersen aday olmam. Ama Ataşehir'i kucaklayacak. Ataşehir'in de ortak kabul edeceği bir aday olmalı. Benim ilçe başkanım en zor günde 24 saat çalışarak hat koymaya çalışıyor partisine. Nerede düğün oraya gidiyor. Nerede dernek oraya gidiyor. Ya nezaketen hani bana sormadı bu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına örgütler bu kadar saygısız olabilir mi? Bari aşımama sorun. Yani şöyle bir anlaş var. Çaldığım çaldık dediğim düdük havasına gidiyorlar. Şimdi tekrar ben başarısızım. 30 senelik belediye başkanı yapan Hasan Küçük çok başarılı. Ya 30 sene belediye başkanı yapmış. Şimdi küçücük belediye başkanı çok başarılı. Diğer belediye başkanları çok başarılı. Ha bir tabloyu gördük ki bir katliam yapıyor ve parti içinde çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıyor. Bunu görüyorum. Bunun işi esir ettim. Bundan sonra sağda bu arkadaşlarla görüşeceğiz. Bunu herkesin görüyor. Kimseyle hiçbir kişisel meselem yoktur. Herkese bilir. Ama ne gitmese bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Bir sayın bakanın kaç tane Trabzonlu var. Bürokratların atandığı, bürokratların belediye başkanı olduğu, lobinin belediye başkanı olduğu ilk dönem Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir süreçte dönem yaşıyor. Bu hoş değil. Seçim sonuçlarına beraber yaşayacağız. Ben Battal İl Gezdi'nin sağdayım. Daha sonra bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek. 1 Nisan sabahı da hem Ataşehir'e bakacağız hem İstanbul'a bakacağız. Hepinize saygı ve sevgilerim.
dedi izleyicilerimiz ve siz de dinlediniz. Gördüğünüz gibi zehir zembelek bir açıklama, istifa gerçekleşti ve 40 yıllık emeğini bitirdi. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü her şey bitmemiş. Her şey bitmedi. Benim için başlangıç dedi aslında. Yukarıda da bu konuşmalarını tekrarladı. Sanırım bağımsız olarak adaylığı söz konusu olacak. Çünkü oraya gelen kendi eş dostları ve destekçileri, partilileri vardı. Basında aldıktan sonraki. Orada söylediği devam ediyoruz. Ataşehir'i yine kazanacağız dedi. Sanırım bağımsız aday olacak. Şimdi şöyle, Sayın Battal İlgeci bir kere söylediği sözlerden bence icap duymalı. Neden? Bir, dedi ki partinin içerisindeki Alevileri ve Kürtleri tasfiye harekettir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an Ataşehir'de aday yapılan Sayın Onursal Adıgüzel de kendisi gibi Alevi. Kürtler dedi, partisinde birçok Kürt aday var. Ben bu tip sözleri söylemenin siyasette artık bir karşılığının olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu arada Kartal ve Beşiktaş'ta Alevi. Onun dışında da Alevi adaylar var. Adaylar derdimiz, var yani. Derdimiz Alevileri ya da Kürtleri rencide ediyorlar söylemleri olmamalı. Siyaset bir kere bunları kaşımamalı. Bu ülkenin renklerini, bu ülkenin bileşenlerini, bu ülkenin değerlerini, gerçeklerini kalkıp da sanki bir ayrımcılık varmış gibi göstermemeli. Ha partinin içinde böyle bir şey varsa onu partinin içinde konuşmalılar. Yani Aleviler Cumhuriyet Halk Partisi'nden dışlanıyor algısını vermek en başta İstanbul İl Başkanlığı'na hakaret. Orada en büyük tedirgin olduğu konulardan bir tanesi anket yapıl İmamoğlu'na gidildiğinde ve gene oradaki ildeki toplantısında deniliyor ki anket yapıldı, ankette sen başarısız çıktın ve anket yaptırdın, anketle karşımıza geldiğinde basının diyor ki ben burada çok başarılı olduğumu bilen birisiyim. Hani bu konuda mümkün değil kabul etmiyorum. Ben Kılıçdaroğlu'ndan dolayı bu şekilde oldu. Hani ben aday değildim zaten. O Bolu'daki araçlar inişi var ya Nergis Hanım. Evet biraz önce anlattınız. Anlattım. Ona bağlayayım. O Battal İlgez'di. Bolu'da arabadan indiği anda aslında kendi adaylığını bitirmişti. Şimdi diyelim ki kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor. Anket olayında son güne kadar. Son güne kadar neden bekliyor? Yani belli pazarlık yapılıyor. Gidiyor, görüşmesi gereken herkesle görüşüyor ki açıklamayı yaptığı gün ne kadar da Ankara'da. Yani tüm temaslarını yürütüyor. Ben Battal Bey kötü bir belediye başkanlığı yaptı demiyorum. Lütfen böyle algılanmasın. İnsan olarak çok kıymetli işlerde imza atmıştır Ataşehir'de. Ama tadında da bırakmalı. Kendisi Ataşehir Belediye Başkanı çok iyi bir partili olduğunu kimse inkar etmez partisiyle ilgili. Her konuda çabalamıştır ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkin olduğu bütün kongrelerde, İstanbul kongrelerinde ve kurultaylarda Battal İlgezi'nin mührünü görürüz. Yani neredeyse partinin her yerine bir zamanlar Mustafa Sarıgül'ün yaptığı gibi Türkiye'nin her yerindeki Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarına sirayet eden bir belediye başkanlığı gördük. Yani kendisi bir belediye başkanı olarak bu soruyu sormak lazım. Sayın Battal İlgezli, geçtiğimiz 2019 seçimleri dahil, 2019 seçimleri dahil, 2014 ve 2019'da İstanbul'da hatta Türkiye'nin bazı yerlerinde belediye başkanlığını belirleyecek kadar güçlüyken siz bunları yapmadınız mı? Yaptınız. Yani hiç kimse bunu inkar edemez. Ha bu demek değil ki Battal İlgezli bir haksızlık etti. O da o dönem kendine yakın adayların partide görev almasını sağlamak için belli gruplarla işbirliği yaptı. Yani ektiğini mi biçti diyorsunuz? Ektiğini biçti. Şimdi bakın Kemal Kılıçdaroğlu bu partide liderlik yaptı. Hı-hı. 2009 seçimlerinde aday oldu. Daha sonra İstanbul'da aday oldu. Daha sonra da partinin başına geçti. 2009'dan bu yıla kadar, 2023'e kadar öyle diyelim. Kurultay'da gidene kadar 14-15 seneye yakın bu partiyi yönetti. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 prensini konuştuk. Gerçektir bu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgez'di. Hatta Battal İlgez'in eşi, hanımefendiye de haksızlık etmeyelim, o da bir siyaset yapıyor mu?
Bu partide genel başkan yardımcısı oldu. İstanbul Milletvekili ve genel başkan yardımcısı ama oldu. Orada Vural Bey oldu derken şöyle de bir şey var. Battal Bey de eşi de seçilerek geldi bu partiye. Bir saniye. Ben zaten seçilmeden geldi demiyorum. Yani. Ama diyorum ki kurduğu bir güç var. Ciddi bir delege gücü var. Bu delege gücüyle etik olmadığını düşündüğüm bir yapı kurdu kendince. Yapı. Sadece Battal Gez değil. Bakın bunun müsebbibi bu kolaycılığı gören ve uygulayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Belediye başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye kalktı. Belli bir yere kadar yürüttü. Ne oldu? O belediye başkanlarının arasından bir belediye başkanı çıktı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha büyük bir güç, daha büyük bir bütçe, daha fazla delege. Geldi o belediye başkanı, diğer belediye başkanlarıyla partiyi yöneten genel başkanı değiştirdi. Yerine yeni bir genel başkan seçilmesine vesile oldu. Yapı, yani Kemal Bey de ektiğini biçti. Bu benim düşüncem. Sayın Battal İlgezi de ektiğini biçti. Kötü bir belediye başkanlığı yapmış mıdır? Onu Ataşehir Belediyesi'nin hükmettiği alandaki vatandaşlar bilirler. Ama şuna bakın. Ataşehir'de bir lider çıkmamış. Yani 2009'dan kurucu ilçe belediye başkanı. 2024'de gelmişiz. 15 senede Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci bir isim çıkarmamış. Onursal adı Güzel dışında. Onursal adı Güzel Ataşehir'den milletvekili olmuş ama gençlik kolları başkanlığıyla gelmiş. Hı hı. Mutlaka ki Battal Bey'in desteğiyle gelmiştir. Sonra yolları ayrılmış. Bugün gelmiş onun yerine belediye başkanı oluyor. Belediye başkan adayı oluyor, özür dilerim. Sayın Naim Yağcı var AK Parti'den. Alınmasınlar. Şimdi seçimi kazandıran veya bugüne kadar partiye kazandırdığını iddia eden Battal Gezdi, bugün CHP'ye kaybettireceğim. Ben 7, sanırım 7 idi, partiyle seçimi kazandıracağım diyor. Öyle bir şeyi var. İklam. Kazanacağım diyor, bağımsız. Ben aday olacağını düşünmüyorum, net söyleyeyim. Anketlerde iyi çıkmış olabilir sonuçları. Olabilir. Aday olursa da seçimi kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de bir gerçeklik var. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti... Tabi AK Parti derken AK Parti ittifakıyla yani MHP ile birlikte değerlendirelim. Cumhur İttifakı bir tarafta sapasağlam duruyor. Seçimleri kazanmanın avantajıyla duruyor. Ama bu tarafta birbirine girmiş, yıkılmış bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nın en büyük şeyi öncüsü CHP. Bu kadar birbirine girmeli miydi? Girdi. Bunun sebeplerinden, müsebbiplerinden, partinin bu duruma gelmesine sebep olanlardan birisi de Sayın Battal İlgezi'dir. İsterse bu konuda alınsın. İsterse ona yakın olan birçok tanıdığım insan var. Üzmüş olayım ama ben gerçeği söylemekle mükellefim. Gazetecilik. Evet. Gerçeği söylemekle mükellefim. Ki daha önce de bir yazımda demiştim. Sayın Battal İlgezi'nin aday yapılacağına kani değilim. Yani zor görüyorum. Ve inanıyorum parti meclisine Battal İlgezi ismi inseydi o parti meclisindeki genç 30 yaş civarında, 35 yaş ortalama. Gençler hayır biz Battal İlgezi'yi aday yapmayacağız diyebilirlerdi ki bu daha büyük bir kriz olmaz mıydı? Yani Özgür Özel'in MYK ile birlikte belirlediği isim olsaydı Battal İlgezi o parti meclisinden geçebilir miydi? Da bu da tartışılır. Yani bakın diğer adaylar için hiçbir şey demiyorum. Ama Sayın Battal İlgezi eğer MYK'dan gitseydi ki MYK'dan gitmediğini öğrenir öğrenmez toplantıyı yaptı. İzlediğimiz VTR oydu. Evet, daha açıklanmamış isimler. Evet, MYK'dan parti meclisine indiği anda, isim olarak onursal adı güzel ismi indiği anda yaptı. Neden MYK öncesinde yapmadı? Bir umudu vardı demek ki. Olmadığını gördü. Ondan sonra yaptı bu açıklamayı. Bence çok samimi değildi.